İsrail ordusunun Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 54 artarak 38.848'e yükseldi. Siyonist İsrail'in Gazze'nin kuzeybatısına düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazesi hastaneye getirildi. Diğer bir saldırıda İsrail Gazze şeridinin Deir al-Balah iline bağlı Zavaida bölgesindeki Ebu Rakaba ailesinin evine hedef aldı. Sivil savunma ekipleri ve bölge halkı yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışması yaptı. Saldırıda yaralılar ve hayatını kaybeden 6 kişinin naaşları kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. İsrail ordusu Gazze şeridinin merkezinde bulunan Al-Daraj mahallesindeki Ramle ailesine ait eve saldırı düzenledi. Saldırı sonucu iki kız çocuğu hayatını kaybederken aralarında çok sayıda çocuğun bulunduğu yaralı şehrin doğusundaki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. Yaralanan çocuklar tedavi altına alındı. Tarihteki en alçak katliamlara imza atan, yaptıklarıyla Nazi dönemine rahmet okutan İsrail askerleri Gazze şeridinde bir eve köpekleriyle baskın yaptı. Baskında 24 yaşındaki Down sendromlu Muhammed Bahar köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti. Anne Nebila Bahar baskında yaşadıklarını anlattı. Köpekler bize saldırdı. İçlerinden biri koltukta oturan oğlum Muhammed'e saldırdı. Köpek onu önce göğsünden sonra da elinden ısırdı. Muhammed korkmuştu. Bense askerlere köpeği Down sendromlu oğlumdan uzaklaştırmalarını ve oğlumun hasta olduğunu söylüyordum. Köpek oğlum Muhammed'in göğsünü ve elini parçaladı. Onun bağırıp su isteyen sesini duyuyorduk ama kısa bir süre sonra sesi kesilince şehit olduğundan emin oldum. Görünen o ki İsrail ordusu dünyanın dikkatini onu tedavi ettikleri algısına çekmek için yaralarını beyaz gazlı bezle sarıp fotoğrafını çekmişler.